Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere şöyle çiçeklerimle beraber bir selam vermek istedim. Arkadaşlar, bu sabah işe gitmişten geldim. Çocukları okula bıraktım. Özgü doktora gitti herhalde, bu ara kıran kalıyor. Şöyle evimin de arka tarafı geçtim arkadaşlar. Giderken telefonu almak aklıma gelmemiş. Arka taraftan ne yaptım ben bu sabah? Geçen gün Özlüge ile biz dolma yapmıştık. Oradan iç artmıştı. Buzdolabında hala duruyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ona fazla bir şey olmuyor. Yani suyla da pişirmedi, kıtır kıtır olduğu için de. Hemen biraz lahana topladım ben. Dolma saralım dedik Özge ile dün. Şöyle pazılar varmış. Biraz şu kanatla olanları biraz onları toparladım. Elim hep şey oldu, çamur olduğu için şöyle biraz semizot topladım. Bahçenin bereketini görüyor musunuz? Şöyle cimede sen git oradan bakayım, bir uç oradan sen, bir sen bir git uç oradan. Bismillah, tövbe tövbe, git oradan sen git. Kavga ediyoruz böcekle. Marul aldım, semizotu, pazı, bir de lahana arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ne yapıyorum, lahanaları böyle yapraklarını kırıp şöyle suyun içine şey yapıyorum, biraz suyun içine beklesin. Ama şey, dün akşam çok yağmur yağdı arkadaşlar. Bakar mısınız, tazecik, çıtır çıtır, bir de şey, hiç böyle bir yerinde böyle çamurlu bir şey yok. Çünkü dün akşam çok güzel yağmur yağdı, inanın. Çok güzel yağmur yağdı, onun için ben biraz bunları yapayım. Sonra biraz dinleneceğim arkadaşlar. Çünkü çıkan haftam çok yoğun geçtiği için ben çok yoruldum. Onun içinden dinlenmem lazım. Özge dedi, anne sen bana hazırla. Sen dinlenirken ben onları yaparım dedi. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada niye evimde yıkıyorum, derdi yıkamıyorum. Şimdi burada arkadaşlar yıkıyorum. İleride şöyle belki bir muzluk yaptırabilirim inşallah. Şey gibi böyle. Bakın şöyle suyu ıslatıyorum. Bu suyu da hemen çimene döküyorum. Yani lavabodan içeri değil de böyle çimene döküyorum. Gitmesin boşa su diye. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Benim patatesler böyle oldu. Bunları da güzel çıkarttım. Şimdi onları da güzel haşlarız. Fazla çıkartmışım diye herhalde. Olsun, yarın sabah da haşlarız. Ben çünkü seviyorum arkadaşlar haşlanmış patatesi. Onları da suyu ısladım. Bakın çalışıyoruz, çabalıyoruz, uğraşıyoruz değil mi? Sabah sabah bakın ne kadar, bak kaç çeşit şey var, yani yiyecek var. Allah inşallah bereketini versin. İnşallah Rabbim herkese versin. Bakın ne kadar güzel olmuşlar. Bakar mısınız? 100.000 kere maşallah. Burada aslında patates ucuz bir şey yok normalde ama yine de kendi yaptığımız gibi asla değil. Onun içinden böyle onu da şey yaptım. Şimdi onu güzel tencereye koyarım, haşlarım. Şöyle bakın yağmurda yağdı ya, oh, her şey çok güzel, mis gibi toprakta kokuyor. Sizlere böyle bir açılış mı yapayım dedim sevgili arkadaşlar. Ben bunları yıkamam lazım. Ayağımla beraber burayı da batırdım. Bakar mısınız, buraları bir yıkamam lazım. Şimdi ben devam ediyorum arkadaşlar bunları yıkamaya. Size iki bir şey yapayım, mahvettim bizim. Neyi mahvettin? Ha evet, bakın buralara. Şu değil mi? Onun dün ben de geçen kela ineyim dedim de bütün kela mahvoldu. Evet. Evet arkadaşlar, Özge de geldi. Ben şunları bir plastikten çekeyim. Plastik. Gel sen buraya şöyle bir suri suri yapalım. Peki. Ben ne yaptığımı topladım, gösterdim. Şimdi sizlere bir bahçeden kaç çeşit yemek çıktığını göstereceğim. Hani bazen anlatıyoruz ya, geçim darlığını, zorluğunu. Bak yaptığım zaman da diğer bereket. Bak patatesi verdim Özge'ye, şimdi haşlayacağım. Evet, şimdi haşlayacağım onları. Ondan sonra lahanadan dolma yapacağız. İki yemek. Esmarul, salata. Lahananın sapını yine topladım. Gel. Lahananın sapını da ayırdım. Ondan da şey, mısır şey. Ay evet, ben çok seviyorum. Mısırlı bir çorbayı koyayım onlardan. Dolmamızı yaptık. Sapından da kavurabiliriz. Bulguru da yapabiliriz yani. Evet arkadaşlar, annem mancarları böyle haşladı. Şimdi hemen sarmayı başladık. Şöyle bir tencere hemen sardık.
Bunu çekmedim size. Bunu şimdi annem hemen ocağa atacak. Bir taraftan pişirecek. Ben de burada sarmalı, yani dolmaları devam sarmaya. Sarmaya devam ediyorum. Ay diyemedim de. Böyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 dakikadan beri böyle şiddetli bir yağmur yağıyor hele. O kadar böyle yere sert vuruyor ki maşallah, subhanallah. Sebzeler zarar görmedi inşallah. Rabbim korusun. Hikayeyi korkuyor mu oğlum? Ha eliği deli, eliği çok şiddetli geliyor. Ha bak. Çok şiddetli geliyor oğlum. Bakın. Rabbim bir an verdi, şimdi durdurdu. Ama şu şey dolmuş orada. Yağmur şey dolmuş orada. Bak maşallah. Oraya büyük bir şey koymak lazım artık. Bahçe evinin üzerindeki yağmur şeydi dolmuş. Bakın oradan su akıyor. Oraya büyük bir bidon almamız lazım inşallah. Dün çocuklar varken oraya banka kurmuştuk. Onu da kaldıramadık dün akşam. Çünkü biz evin önünde oturmuştuk biliyorsunuz. Yani arka tarafta bahçede. Biz bir an otururken yanı başımızdaki komşumuz da vardı, Pakistanlı. Onunla sohbet ederken ben yağmur geldi. Onları kaldıramadık arkadaşlar. Onlar da kaldı orada ama maşallah Rabbim bereketini verdi. Ben sabahtır uğraşıyorum sevgili arkadaşlar. Sizlere şöyle namazımı kıldım. Şimdi yağmurun sesine bir kalktım. Rabbim kabul eylesin inşallah. Mikail okuldan geldi Gülşen'den. Özlem'le Özge de şeye gittiler arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Özlem'in pürifos var inşallah. Pürifos derken yazılısı var inşallah. Rabbim kazanır da. Allah'ım en kısa zamanda alır eylesin. Evet ben sizlere sabahtan göstermiştim sevgili arkadaşlar yaptıklarımı. Bakın şu marulan semizotunu güzel yıkadım. Salatalık için hazırladım. Şu pazıyı da güzel böyle hazırladım. Onu da yarın belki yoğurt yaparız diye. Bakın lahananın saplarını da güzel birkaç lahana ile birlikte dolma yaparken haşlamış oldum. Suda haşladım, o da orada duruyor. Şu da inanır mısın 4 gün fil oldu, belki bezelye almıştım bir arkadaşın bahçesinden. Allah razı olsun, bana Fatma abla almak istersen veririm dedi. Getirdi, onu da aldım. Onu da yapmam lazım arkadaşlar. Yani buzluğu koyacağım diye onu da haşladım. Evet dolmamızı ne yaptık? Bakın. Yine canınızı çekecek ama şu an lahanaların en güzel hali ve çok lezzetli. Onun için biz geçen günü farkındaysanız Özge ile Perşembe'ydi herhalde Eyalet Kadın Birliği geldiğinde evindeki yapraktan bağ yaprağından dolma sarmıştık. Artan iç kalmıştı. İçi çok yapmıştık çünkü. Onu da buzlukta duruyordu. Buzdolabında duruyordu arkadaşlar. Onu da bugün güzel lahana topladım ben. Onu güzel sabah gösterdim sizlere. Onları güzel yıkadım ettim. Bir tencere hemen pişirdim. O pişti. Sonracığıma da 2 torba yakında buzluğu dondurucuya koydum arkadaşlar. O da hazır olmuş oldu. Yani bahçenin bakın güzelliği için. Yapmazsan olmuyor. Kaç çeşit yemek bak. Şu mesela semizotundan yoğurtlu yapabilirsiniz. Marul salatasını ayrı yapabilirsiniz. Şunu dediğim gibi ister yumurtalı yapın ister yoğurtlu yapın, her türlüsünü yapın. Onun çorbasını da yapanlar var. Şunu da dediğim gibi lahana çorbası yapanlar oluyor. Bununla mısır unuyla birlikte bu da çok güzel oluyor. İstediğiniz gibi tavada kavurun, ne yaparsanız bulgulu yapın yiyin. Bezelye de öyle. Yani patatesimizi de çıkardık. Yani bugün için bahçemizden bir sürü ganimetler çıkardık. Yapmazsanız oluyor mu olmuyor. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Sizlere şöyle paylaşayım dedim. İnşallah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Akşamı ettik vallahi. Şimdi şöyle güzel çay demledim. Ondan sonracığıma şurada hemen dolmamızdan da koyuyorum. Çayla birlikte şöyle güzelce dolmamızı yiyelim. Salatamız da artmıştı. Bu salatayı da götüreceğim. Şimdi şöyle güzelce çay keyfi artık yapalım. Evet arkadaşlar, çaylarımızı şöyle koyduk. Dolmamızla salatamızla koydum ve tabii ki vazgeçilmezlerimden erik. Artık bizim programımız başladı. MasterChef'i izliyoruz.
Biz bayılırız babamla. Her sene gerçekten hiç kaçırmadan izlediğim programlardan birisi. Artık başladı tekrar. Annemi size şimdi göstersem keşke, müsait değil ama gözler böyle bir baygın baygın. Ne oldu kız? İyi misin? Yani. Herkesin sevdiği bir dizi var. Bu da bizimkisi. Evet. Bakmayalım yan yana. Sultan. Yeni diziler de başladı. Onda artık gece bakacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Bizim yine size işten geldiğimde bahçelere gittim. Güzel sizler için böyle. Sizler için de kendimiz için de. Sebzeleri topladık. Onları güzel yıkadım. O arada sizlere elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Bir bahçeden bir mahsul, kaç tane çeşit yemek çıkacağını onlara sizlere anlattım arkadaşlar. Yapan her daim kazanır, çalışan her daim kazanır arkadaşlar. Bu dünya içinde, ahiret içinde. Yani elimizden geldiği kadarı eşitleyerek bir şeyler yapmaya çalışalım. Ondan sonra Özge'yi, Özlem'i söylemiştim sizlere. Yine söyleyeyim, yazılısını kazandı elhamdülillah. Bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Dolmalar sardık, yedik, güzeldi elhamdülillah, elimize sağlık. Şu an lahanaların çok lezzetli bir hali. Güzel çekimler yaptık arkadaşlar sizler için inşallah. Çok teşekkür ederiz bizler sizler için. Sizlerden Allah razı olsun arkadaşlar. Bizlere yapmış olduğunuz güzel mesajlar, yazmış olduğunuz mesajlar için. Ben iyi değilim bu arada söyleyeyim. Farkındaysanız durgun durgun konuşuyorum. Ben arada böyle bir kilitleniyorum arkadaşlar. Şu anda yine kilitlendim. Bir kilitlenmenin ne olduğunu nasıl anlatabilirim size? Benim gibi olanlar anlar. Adeta diliniz, eliniz, kolunuz bağlanıyor. Kilitleniyorum yani. Kelimeler ağzımdan inanır mısınız zor dökülüyor. Normalde ben çok güzel, aktif konuşan bir insanım biliyorsunuz. Sizler beni uzun zamandır seyreden sevgili arkadaşlar. Bazen kilitleniyorum, inanır mısınız? Kapanışta ne yapacağımı Özge'ye soruyorum. Özge bugün ne yapmıştık, ne yapacaktık diye. Nazarı bağlıyorum. İnşallah Rabbim bizleri kötü olmasa da birileri şöyle baksa, içe gitse belki nazar olur arkadaşlar. Kötü niyetli diye bir şey yok yani. Rabbim cümlemizi nazarlardan, gözlerden korusun. Amin. Okuyorum sürekli kendim. Okumasam daha kötü olurum. Çok büyük bir halsizlik var. Üzerimde hiç halim yok. Bilmiyorum, havalardan da olabilir. Bir sıcaktı, bir soğuktu. Biraz dengemiz bozuldu bu ara. Allah razı olsun hepinizden sevgili arkadaşlar, güzel mesajlarınız için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın.